Editörümüzü değiştirdik arkadaşlar. Bir sebepten dolayı bugün Dreamweaver'le derslerimize devam edeceğiz. Göreceğimiz konu ise Digest. Pardon. Digest ve arkadaşlar Apply var. Yani Apply uygulamak birbirine çok yakın. Biz bu derste Digest'i göreceğiz. Şimdi neden Digest'i uyguluyoruz? Gelin onu görelim. Şimdi arkadaşlar ben farz edelim ki yani sadece örneğin biz bir buton mesela örneğin bir buton olduğunda diyelim mesela ekle diye bir neydi bir butonumuz olsun. Ben örneğin ben engi klik diyordum. Burada engi klik diyordum. Eylem adlı bir fonksiyonumu çalıştı diyordum. Ctrl S yaptım. Şimdi burada bir değer tanımlayalım örneğin arkadaşlar. Scope değer pardon scope neydi? Eylem eşittir function diyorduk. Neydi? Süslü parantezlerimizi açıp bu şekilde bir fonksiyon tanımlıyorduk. Burada scope değer diye bir değer tanımlayalım. Bu scope değer diyelim. Bu nedir? Ne olsun? Rastgele arkadaşlar. JavaScript'te bize değer döndürsün. Ctrl S yapıyorum. Şimdi Dreamweaver'ın bu problemi gerçekten çok var. Burada da arkadaşlar değerimizi biz buraya yazalım. Ctrl S yapalım şimdi. Şimdi sayfamızı yenileyelim. Ekle diyelim arkadaşlar. Bakın ilk sayı geldi. İkinci sayı bakın sürekli bu güncelleniyor. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Örneğin benim bu fonksiyon dışında farklı bir fonksiyon geldi. Mesela başka bir JavaScript kütüphanesi ve kendinize göre bir kütüphane yazdınız. Her zaman fonksiyonlar arkadaşlar bu yapıda ne yapamazsınız? Yazamazsınız. Yapı değişik olduğu zaman yani ne olur? Bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu örneğin mesela socket 10 diyoruz arkadaşlar. Bakın socket 10 diyoruz. Gelen verileri mesela bir böyle bir fonksiyon var. Bunu scope'la nasıl ilişkilendirir? Scope'u nasıl değiştireceğiz? Veya başka bir fonksiyon. Video oynatıyorsunuz. Onlar farklı JavaScript'te mesela HTML, audio, video fonksiyonları var. Bunlar arkadaşlar değiştirmek için ne yapmamız lazım? Kendine özel fonksiyonlar var. Nasıl güncelleyeceğiz? Gelin bir küçük bir örnek verelim. Bu derste arkadaşlar sadece butona tıklandığında olayını işlemi yapalım. Şimdi ben burayı siliyorum arkadaşlar. Bu butonumuza bir ID veriyorum. Buraya btn dedik. Ctrl S dedim. Şimdi ne dediğimi birazdan sonra daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ben document diyorum arkadaşlar. Örneğin bakın normalde neydi? Angular.js'in tamladığı bir fonksiyon şekli vardı. Biz onun dışında bir başka bir fonksiyon yazacağız. Onun stili dışında bir fonksiyon yazacağız. Ve bu değerimizi nasıl güncelleyeceğiz göreceğiz. Neydi? Get element by id. ID'mizin şey neydi? Butondu arkadaşlar. Burada neydi? At event listener. Burada ne olduğunda? Örneğin bir click olduğunda. Şimdi burada bir fonksiyonumuzu yazalım. Ve süslü parantezler arkadaşlar. Ne olur bir kapatalım. Şimdi bir bakalım. Burada neydi? Konsol arkadaşlar. Neydi? Tıklandı diyelim. Tıklandı bakalım. Konsolda direkt görebiliyor muyuz? Şimdi bir bakalım. Ekle diyelim. Bakın konsolda tıklandı. Ekle dedik. Bakın sürekli arkadaşlar. Ne oluyor? 3 tane ani tıklandı ekledi. Şimdi burada da yapacağımız şey arkadaşlar. Neydi? Scope değerimizi. Bakın. Scope değerimiz ne olsun? Burada da aynı işlemi. Neydi? Rastgele bir değere eşit olsun. Şimdi Ctrl S yapalım. Bir de arkadaşlar bir konsola logo bu değeri göndersin. Scope değer dedim. Scope değer diyelim. Ctrl S yapalım. Biraz geç yükleniyor arkadaşlar. Angular.js'ın geç yüklenme sebebi. Şimdi ekle dedik arkadaşlar. Bakın burası güncellendi. Bir sayı geldi. Ekle dedim arkadaşlar. Burada hala benim sayım, değer sayım gelmiyor. İşte bakın arkadaşlar biz oysa burada ne yaptık? Biz tanımladık. Neden?
Bakın arkadaşlar, ben dersin başında giriş yaparken dedim örneğin farklı fonksiyonlar olabilir. Mesela başka scriptlerle ve başka HTML elementlerin farklı fonksiyonları olabilir. Yani AngularJS'in tanımladığı fonksiyon dışında bir sitenin dışında fonksiyon yaptığınız zaman siz scope'u güncellemeniz için arkadaşlar scope, bakın digest var. Scope digest komutu bu işe yarıyor. Ctrl S, bir de apply var arkadaşlar. Arasındaki fark neydi? Arasındaki fark da apply ile digest'in arasındaki fark. Digest arkadaşlar sadece scope'u günceler. Apply root scope'u da günceler arkadaşlar. Şimdi Ctrl S yapalım. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Ekle dediğimiz anda arkadaşlar bakın ne oldu? Sonu 731 ile olan bir rastgele değer gönderdi. Tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bu defa farklı bir sayı gönderdi. Bakın ne oldu? Sürekli view katmanı arkadaşlar niye tanımladığınızdaki değeri güncelliyor. Şimdi bakın digest'i yorum satırı haline getirelim. Ctrl S yapalım. Bakın yorum satırı haline gelip burada bakın sayı halbuki üretiyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? View katmandan değerimizi güncellemiyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Özel fonksiyonlar yazarken ben burada bunu örnek verdim. Tabii ki fonksiyonlar çok farklı olabilir. Çok farklı fonksiyonlar olduğu için AngularJS'de neydi? Scope arkadaşlar güncellemek için digest'i kullanıyoruz. Ctrl S yapalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Artık bunu kullanabiliriz.